Dünyası programının işte sağlık bölümüne geldi sıra. Bakalım size nasıl bir bölüm hazırladık. İzliyoruz. Birkaç saat içerisinde birisini alıyorsunuz. Sanki fabrikaya iade edip yeniden imal edip getiriyorsunuz gibi. Tabii şimdi yavaş yavaş alıştım artık. Son 10 sene içerisinde çok büyük bir tecrübeye sahip olduk. Sizlerin varlığıyla birlikte ta dünyanın öbür ucuna kadar sesimizi ulaştırabiliyoruz. Estetik cerrahideki gelişmeleri anlatabiliyoruz. Ve sağlık turizmi sayesinde hasta sayımız çok fazla artmakta. Neredeyse her gün birkaç ameliyat yapıyoruz. Ben yaz tatilim bile olmadı. Yıllardır yaz tatili bile yapmadım. Pazar günleri bile birçoğu zaman çalışıyorum. Çalışmayı sevince böyle oluyor. Yani şikayetçi değilim bundan ama ameliyat yapmayı seviyorum. Her yaptığım ameliyatta bir öncekinden birazcık daha nasıl güzel olur diye onun için uğraşıyorum. O nedenle her geçen gün yaptığımız ameliyatlar birazcık daha kaliteli olmaktadır. Hep böyle aynı kalıbı koyup devam etmiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri devam ediyoruz. Kendi geliştirdiklerimizle onlara kattığımızda hakikaten çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Biz tepeden tırnağa estetik cerrahi ameliyatı yapıyoruz. Bu tepeden tırnağa yaptığımız estetik cerrahi ameliyatlarında ben hep söylüyorum. 25 sene oldu estetik ameliyatlar yapalı. 25 sene içerisinde ciddi bir problemle karşılaşmadık. Bu ne demektir? Demektir ki estetik cerrahi ameliyatların riskleri azdır. Ufak tefek bir iki tane pansumanla iyileşen yaranın dışında bir problemimiz olmadı. Sokakta yürürken insanların taşıdığı riskler estetik cerrahi ameliyatı olurken taşıdığı risklerden çok daha fazladır. Tabii ben kendi yaptıklarımızı anlatıyorum. İyi bir merkezde, tecrübeli bir elde, bilgi, beceri mevcut olunca sıkıntı yaşamamaktayız. Ama dünyanın birçok yerinde de estetik cerrahi ameliyatı olup sıkıntılarla karşılaşan ve o sıkıntıları tekrar tekrar düzeltmenin neredeyse mümkün olmadığını da biliyorum. Bu nedenle diyorum ki eğer estetik cerrahi ameliyat olacaksanız muhakkak bir estetik cerrah olacaksınız. Son yıllarda estetik cerrahi ameliyatlarını bizim meslektaşlarımızın diğer bölümlerinde olanlarda yapmaya başladılar ama Türkiye'de estetik cerrahi eğitimi sadece estetik ve plastik cerrahlarda vardır ki diğerleri deneme yanılma yöntemiyle belki bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hemen hemen büyük bir kısmında hepsinde problem oluyor. O problemleri temizlememiz çok zor olmaktadır. Estetik cerrahi ameliyatların hep anlatıyorum. Ameliyatları kolaydır, birçoğu ağrısızdır, birçoğu kansızdır ve ağrısız olunca ameliyat sonrası konforlu olmaktadır. İster yüz ameliyatlarımız olsun, burun ameliyatlarımız olsun. Yüz deyince tabii geniş bir alandır. Göz kapakları buna dahildir. Alın, kaşlar, yanaklar, dudaklar, burun, kulaklar. Bunlar hepsi yüz estetiğinin içerisinde anlatılmaktadır. Meme ameliyatları, meme ameliyatlarının büyütmesi olsun, küçültmesi olsun, toplama dikleştirmesi olsun. Bunları günümüzde hiçbirisinin neredeyse ağrısı yoktur. Bu ameliyatları yeni yöntemle yapmaktayız. Yeni yöntemde dediğim gibi kanama, ağrı yok. Ayrıca meme toplama dikleştirme ve meme küçültmelerimizde sarkma olmamaktadır. O meme dokusunun bir kısmını göğüs kafesinin üzerine silikon gibi monte ediyoruz ve diğer dokuyu onun üzerine çekmekteyiz. Ne sarkması olur, ne kolay kolay gevşemesi olur. Güzel bir ameliyat yöntemidir. Bunlar yeni yöntem meme ameliyatlarının içerisindedir. Yeni yöntem karın ameliyatlarımız vardır ki bu da sırtında, belinden, mide kısmından olan bütün yağlar alınıyor. Aynı seansında karın germe işlemi yapılıyor. Bir de iç karın daraltılması eğer kaslarda genişleme varsa o insanın hamile olmamasına rağmen hamile görüntüsü varsa. Bunları da iç karını pile yaparak daraltmaktayız. Pile deyince böyle bir terzilik aklınıza geliyor. Estetik cerrah terzidir. Ama malzemesi kumaş değildir. Canlı dokudur. Yedeği yoktur. Ressamdır. Aynı zamanda heykeltıraştır. Yine de çamurdan taştan değildir. Malzemesi insandır. Çok dikkatli olması lazım. Çok tecrübeli, bilgili olması gerekiyor ki sıkıntılarla karşılaşmaması için. Hekimi seçerken çok dikkatli seçtiklerinde az önce saydığım gibi
bilgisi, becerisi, tecrübesi yerinde olup işini severek yapan ameliyatlarda sıkıntıyla karşılaşmamaktayız. O nedenle isterse 3 sene, 5 sene, 15 senelik sıkıntılarıyla birlikte yaşayanların bunları çekmeye hiç gerek yoktur. Bir tecrübeli, bilgili estetik cerrahi müracaat ettiklerinde bu problemlerden birkaç saat içerisinde kurtulacaklar. Gayet güzel bacakları olacaktır. Gayet güzel karnı olacaktır. Gayet güzel göğüsleri olacaktır. Ve genç ve dinamik bir yüzü olacaktır ki bu ameliyatlar dediğim gibi günümüzde Türkiye'de çok kolaylıkla yapılmaktadır. Ve ameliyat sonuçlarımız gayet hoştur. Türkiye'de estetik cerrahi eğitimi güzeldir ve genç bir estetik cerrahi ordusu ile ilerlemekteyiz. Gelişmiş ülkelerden daha güzel ameliyatlar yapmaktayız. Fiyatlarımız da onların içinden çok çok daha uygundur. Bugün dünyaya estetik cerrahi ameliyatlarını ihraç etmekteyiz. Sağlık turizmi yapıyoruz. İki tane önemli şeyimiz vardır. Bunlardan bir tanesi güzel ameliyatlar yapıyoruz. Birisi gidiyor, komşusuyla geliyor, kızıyla geliyor, annesiyle geliyor, kardeşiyle geliyor. Her geçen gün bu eğri yükselmektedir. İkincisi ise fiyatlarımız çok uygundur. Ve birçok yerde yapılmayan ameliyatlar da yapmaktayız. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Bizimle birlikte olduğunuz için herkese tavsiye eder misiniz? İhtiyacı olan herkese estetik operasyonları. Evet. Herkesin estetik cerrahi ameliyatı olması şart değil. Ama vücudunun bir noktasını beğenmiyorsa, hı hı, onu rahatsız ediyorsa bu ameliyatlar kolaydır. Korkmalarına gerek yoktur. Çünkü estetik cerrahi ile ilgili 30 sene 40 sene önceden kalan kulaktan kulağa dolma yanlış bir sürü bilgi vardır. Meme ameliyatı değil, çok zordur. Niye zordur diyorum. Orası kalbe yakındır diyor. Ne alakası var? Karın bilmem nereye yakındır. Hiç alakası yok. Bu ameliyatların hepsi hastalar için kolaydır. Hekim için zordur. Vallahi sizin tecrübenize güveniyoruz. Evet. Siz zorlukları aşarsınız. Birincisi, yüz ameliyatında hakikaten aynen bir cambaz gibi ipin üstünde geziyoruz. Bir sürü sinirler vardır. Bir tanesine dokunursa kısmi veya total yüz felci olma ihtimali var ki 20 küsur senede ameliyat ediyoruz. Ucuna kadar geçici bir felcimiz bile yok. Allah korusun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugünlük bizlerden bu kadar. Hoşçakalın.